Erit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erzincan'da 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 20-29 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ÇA isimli şahsın ikametinde 30 Eylül 2019 tarihinde yapılan aramada uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde delil elde edildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında yakalanan ÇA isimli şahıs gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 765 bir şey. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olursa iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir denildi. 3, 6 tane ekstazi at. Erzincan'ın İliç ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İliç Erzincan Karayolu Savaş Gediği geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunanlar ise ağır yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sayın seyirciler, Erzincan'da yöresel ürünlerden olan tandır kesesi pişiren bir fırında yangın çıktı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken keto üretimi yapan fırında maddi hasar meydana geldi. Erzincan'da kete fırınından çıkan yangın korkuttu. Erzincan'da yöresel ürünlerden olan tandır ketesi pişiren bir fırında yangın çıktı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken kete üretimi yapan fırında maddi hasar meydana geldi. Geçit Mahallesi Gazi Sokak'ta bulunan ve Yaşar Yılmaz'a ait kete fırınında yangın çıktı. Yangının Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Geçit Mahallesi Gazi Sokağı'na doğru harekete geçti. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın iş yerinin tamamına sirayet etmeden kontrol altına alıp söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı olmazken fırın kullanılamaz hale geldi. Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu iki uzman çavuş hafif yaralandı. Tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetlerinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu iki uzman çavuş hafif yaralandı. Kemal ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten Alp Karakolu'na bağlı askerlerin yakınına yıldırım düştü. Yaralanan iki uzman çavuş, 112 acil servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Erzincan Merkez Beldelerden Çağlayan'da Çağlayan İlkokulu tarafından gerçekleştirilen kum havuzu projesiyle öğrenciler teneffüslerde ve öğlen molalarında kum havuzunda bulunan farklı oyuncaklarla oyun oynayarak paylaşmayı öğreniyorlar. Erzincan Merkez Beldelerden Çağlayan'da Çağlayan İlkokulu tarafından gerçekleştirilen kum havuzu projesiyle öğrenciler
Teneffüslerde ve öğlen molalarında kum havuzunda bulunan farklı oyuncaklarla oyun oynayarak paylaşmayı öğreniyorlar. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çağlayan İlkokulu'nda koordinatör öğretmen Kökşan Bafralı, okul bahçesinde oluşturduğu kum havuzu ile öğrencilerine teneffüs ve öğlen paydoslarında havuz içerisinde bulunan her yaşa hitap eden oyuncaklar ile öğrencilerine birliktelik ve güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Benim adım Mikail. Çağlayan İlkokulu'na gidiyorum. 4. sınıfa geçtim. Öğretmenlerimize, müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Kum havuzu geldiği için çok çok sevindim. Ben 4. sınıfına gidiyorum ve öğretmenlerimiz kum havuzu yaptığı için hepimiz çok eğleniyoruz kum havuzunda. Merhabalar. Benim adım Gülşen Erbaldı. Çağlayan İlkokulu'na gidiyorum. 4. sınıftayım. Öğretmenlerimizle okul müdürümüz oyun parti yaptılar. Biz de orada oynuyoruz. Hem bilgi sahibi oluyoruz, işbirliğini ve paylaşmayı öğreniyoruz. Ben Kuzey Baydar 4A sınıfına gidiyorum. Çağlayan İlkokulu'nda okuyorum. Ne bir okul idaresine bize böyle bir şans sundukları için çok teşekkür ediyorum. Madem kurduk ama. Kumalımı çok seviyorum. Çağlayan İlkokulu'na gidiyorum. 2. sınıfım. İşte bu kumla yapmışlar. Çok zevkli oynuyoruz. Çok seviyorum bunu yapmayı. Çağlayan İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Kökşan Bafralı proje hakkında bilgi verdi. Kökşan Bafralı. Hızla gelişen, değişen, yenilenen eğitim sistemimizi biz öğretmenlere ve okullara çok büyük misyonlar yapıyor. Bizler üreten, düşünen, becerilerle donanmış, ahlaklı, duyarlı, hassas bireyler yetiştirmek zorundayız. Onları hayata hazırlamak zorundayız. İşte tam da bu sebepten bu kazanımları hayata geçirmek için onlara uygun ortamlar hazırlamalıyız. 2023 Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim vizyonunda öngördüğü tasarım ve beceri atölyelerinden hareketle biz okul bahçemizi tasarlayıp yaşam alanına dönüştürdük ve kum havuzu yaptık. Peki neyi hedefledik? Bizler burada öğrencilerimizin özgürce oynadığı açık iletişim, özveri, beceri, iletişim, empati, karşılıklı anlayış, paylaşım ve daha bir sürü kazanım kazandırabiliriz. Yeter ki onlara bu fırsatları sunalım, onlara bu ortamları hazırlayalım. Herkese ışık olması dileğiyle, hepimize ışık tutması dileğiyle, okul müdürümüze desteğinden dolayı İhsan Ünlü'ye ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Bey'e, Aziz Gün Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Okul müdürü İhsan Ünlü ise yapılan projedeki emeklerinden dolayı proje koordinatörü öğretmene teşekkür etti. Hanımefendiye ve diğer arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten amacına uygun bir şekilde projemiz yürüyor. Sizler de görüyorsunuz burada. Çocuklarımızdan gerçekten keyif alarak, eğlenerek öğrenmeyi burada amaç edindiler ve bunu uyguluyoruz. Burada tabii temel hedefimiz eğitimde istendik davranışları çocuklarımıza, yavrularımıza verirken bunu huzurlu bir ortamda, çocuklarımızın rahat ettiği bir ortamda bunu yaymak, bunu yaşatmak. Bu anlamda istendik davranışlar derken empati gibi, dayanışma gibi, birlikte hareket etme, birlikte yaşama kültürü gibi bu değerleri çocuklarımızın tıpkı evindeymiş gibi, evindeki o rahat, huzurlu ortamında gibi kendilerini hissederek bu davranışları, bu eğitim modellerini vermek, sunmak. Bu anlamda gerçekten güzel bir proje oldu. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Ve bu ve benzeri organizasyonlarda, projelerde, etkinliklerde her zaman yanımızda gördüğümüz, hissettiğimiz gerek valiliğimize, gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, gerekse şehir belediyesine ve burada Çağlayan Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Sizlere de teşekkür ediyorum.
Erzincan'ın dağlarında dikenli dallardan tek tek toplanarak geçimini sağlayan köylülerin kuşburnu hasadı devam ediyor. Erzincan'ın dağlarında dikenli dallardan tek tek toplanarak geçimini sağlayan köylülerin kuşburnu hasadı devam ediyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve toplaması zahmetli olan kuşburnu hasadı sürüyor. Kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu köylülerin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Vatandaşlar topladıkları kuşburunlarını satarak geçimlerini sağlıyor. Kelkit Çimenli köyünde yaşayan ve geçimini kuşburnu toplayarak sağlayan İsmail Varlı, kuşburnunun şifaları saymakla bitmez dedi. Burnu marmareti var, poşafı var. Bu kuşburnu iç organlara en yarayışlı ilaç demek. Bu hastalığa, mesela insan böyle hastalıkları, evet, vücutu çok güzel sağlıklaştırır. Evet. Sayın seyirciler, çocuklarda enfeksiyon hastalıkları konusunda kış dönemine girilen bugünlerde dikkat edilmesi gerektiğini belirten Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Faruk Karakeçeli, içine girdiğimiz kış döneminde çocuklarımız enfeksiyon açısından çok daha fazla risk altında oluyor açıklamasında bulundu. Bu çocuk yaş grubunda çok sık tıp da görülüyor. Çocuklarda enfeksiyon hastalıkları konusunda kış dönemine girilen bugünlerde dikkat edilmesi gerektiğini belirten Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Faruk Karakeçili, içine girdiğimiz kış döneminde çocuklarımız enfeksiyon açısından çok daha fazla risk altında oluyor açıklamasında bulundu. Özellikle çocuk yaş grubunda böyle bulaşıcı hastalıklar sık görülüyor, özellikle dönem dönem. Toplu yaşanılan yerlerde, işte kreşlerde olsun, okullarda olsun sıklıkla görülebiliyor ve bir çocukta görülünce de diğerlerine bulaş riski olabiliyor. Bunların başında tabii bu enfeksiyonların çoğunluğunda virüs dediğimiz mikroplarla oluyor. Virüs dediğimiz mikroplarla ne oluyor? Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu, ateşle seyredebileceği gibi ishal vakaları görebiliyoruz. İshalin, bulantının, kusmanın halsizliğinin olduğu 1-2 gün süren veya dönem dönem el ayak ağız hastalığı dediğimiz bu bölgelerde döküntüyle giden, yine halsizlik, iştahsızlık, ateşin eşlik ettiği hastalıklar görülebiliyor. Bu çocuk yaş grubunda çok sıklıkla görülüyor. Özellikle toplu yaşanılan yerlerde, okullarda, kreşlerde bu sıklıkta oluyor. Öncelikle bir çocukta görüldükten sonra diğerlerine hızlıca bulaşabiliyor. Bu tür durumlarda velilerin üzerine düşen ne? Çocukları bu dönemde mutlak bir çocuk hekimine götürüp kreşe veya okula göndermemeleri, toplu yerlere götürmemeleri önemli. Çünkü bunlar daha çok el hijyenini gerektiriyor. El hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor. Çok hızlı yayılıyor bu tür viral enfeksiyonlar. Özellikle alışveriş merkezi gibi ve kalabalık ortamlardan çocuğu götürmemek, 1-2 gün istirahatini sağlamak, hekim önerilerine uymak önemli. Tabii her şeyin başında dediğim gibi el hijyeni çok çok önemli bu tür hastalıkların önüne geçmek açısından. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrederken Doğu Anadolu'da Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrederken 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 1, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Iğdır'da 9, Erzincan'da 10 derece. Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 24, Kars'ta 23, Ardahan'da 22 ve Erzurum'da 20 derece olması bekleniyor. Hem lezzetiyle hem de faydalarıyla dikkat çeken alıç ve gilaburu tezgahlardaki yerini aldı. İlaçlama ve gübreleme yapılmadan doğal bir şekilde yetişen alıçlara Erzincanlıların ilgisi ise yoğun. Dağlarda doğal olarak yetişen kalp ve damar dostu olarak bilinen alıç ve gilaburu tezgahtaki yerini aldı. İlaçlama ve gübreleme yapılmadan doğal bir şekilde yetişen alıçlara Erzincanlıların ilgisi ise yoğun. Seyyar satıcı Kurt, alıç ve faydaları hakkında bilgi verdi. Alıç, yöremizde bulunan doğal ürünlerimizden yine. Nasıl baharın işte çiriçimiz var, ışkırımız var, çaşırımız var. Sonbaharında bu aylarda oluşan doğal ürünlerimizden alıç. Bu dağlarda olur, özellikle yani dağlık bölgelerde, kırsal kesimlerde olur. Çok faydalı. Özellikle kalpte sorun olan insanların mutlaka tüketmesi gereken bir ürün. Bunun sirkesini, özellikle sirkesini yani insanlar kullanırsa kalple ilgili problemlerin büyük yani oranında çözüme ulaşıyor bunun sirkesi, alıcın sirkesi. Ama ne kadar kullanmak lazım işte bunu yani. Böyle bir iki gün, bir iki hafta değil, sürekli kullanmak lazım. Kıvamında sürekli kullanan insanlar da kalple ilgili kesinlikle sorun olmuyor. Bunu yaşayan insanlar, kullanan insanlar söylüyor. Alıcı sirkesini kullanan insanlar var. Bana geliyorlar, alıç alıyorlar. Diyorlar ki ben sirke yapıyorum, sürekli kullanıyorum. Kalbimde hiçbir sorun yok. Yani kalple ilgili büyük bir ilaç. Herkesin yemesi ya da sirkesini yapıp sirkesini kullanması gereken bir ürün. Daha ürünlerimizde. Kalple ilgili, kolesterolle ilgili bak söyleyenler çok. Müşterilerim mesela ben akşama kadar yüzlerce müşteri gelir. Hepsi de söylüyor kolesterola. Özellikle kalbe çok var. Bilmediğimiz o kadar çok bitki var ki faydalarını öğrendikçe bu lezzetleri tatmadan edemiyoruz. Farklı ve bir an önce keşfedilmesi gereken bitkiler arasında gilaburu kıpkırmızı meyvesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Suyu çıkarılıp şişelere dolduruluyor. Tüketilen hem de ülkemizde bol bol yetişen bir bitki. Eğer bugüne dek gilaburu yeme imkanı bulamadıysanız şimdi piyasadaki tezgahlarda bulabilirsiniz. Halk arasında gelebori ismiyle bilinen gilaburu bitkisi kıpkırmızı top, salkım şeklinde meyveleriyle dikkat çeken bir bitki. Acımsı, buruk bir tadı olan gilaburu genel olarak suyu hazırlanarak tüketiliyor ve faydalarından da bu şekilde yararlanılıyor. Böbrek taşına idrar yollarındaki bütün problemleri yani diyelim ki sık sık idrar çıkan insanlar bunu mutlaka kullanmalı. Böbrek taşı olmasına gerek yoktur. İdrar yollarında yani sorun olan bütün insanların şunu kullanması lazım. Kendimde de denedim, bütün müşterilerimde de denedim. Hepsinde başarıya ulaştık. İsteyen yani istediği şekilde ispatlarım. İdrar yollarında müthiş bir ilaç. Herkesin yani şu kış boyunca kullanması gereken bir dağ meyvesi. Dağ şifalı bitkilerden biri. Gilaburu. Anagol 24 Erzincan Spor, Erzin Spor maçı hazırlıklarını Vedat Çimen tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Anagol 24 Erzincan Spor, Erzin Spor maçı hazırlıklarını Vedat Çimen tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Sezona iddialı başlayan kırmızı siyahlı takım taktik ağırlıklı geçen çalışmada cumartesi oynanacak olan karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılmak istiyor. Üçüncü lig birinci grupta son haftalarda aldığı galibiyetler ile dördüncü sırada bulunan Anagol 24 Erzincan Spor, hafta sonu cumartesi günü oynayacağı Erzin Spor maçı hazırlıklarını Vedat Çimen tesislerinde sürdürdü. Lige oynadığı 5 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 galibiyet ile topladığı 8 puan ile dördüncü sırada bulunan Anagol 24 Erzincan Spor'da sahasında kendi seyircisi önünde karşılaşacağı Erzin Spor mücadelesinde
hedefi 3 puan olarak belirledi. Anagol 24 Erzincan Spor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, başlangıçta beraberliklerle başlayıp sıralamada yerimizi tam bulamadık ama toparlanma süreci iyi geçti. Hafta sonu alınan galibiyetle de daha iyi olacağız diye konuştu. Üst üste Buca maçı, sonra alınan kupa maçı bizi biraz daha motive etmeye başlamıştı. Sonrasında gelen deplasmandaki galibiyete ihtiyacımız vardı Çankale ve takımın biraz daha motivasyonu yukarı seviyeye çekti. Yerimizi bulmaya da başladık diye düşünüyoruz. İnşallah bir Serkan kardeşimizin bir sakatlığı oldu. Onun haricinde şu anda sakatımız da yok. Hafta sonu cumartesi günkü maçta da inşallah bir galibiyetimi aldığımızda yerimizi tamamen sağlamıştık. Bu kadar daha iyi motive olmaya çalışacağız. Dediğim gibi hazırlık aşamasında olan bir takım. Yeni bütünlüğü sağlamaya çalışıyoruz. Bir oyun sistemi kurmaya çalışıyoruz. Kolay olmuyor. Ama süreç bizim için şu anda iyi işlemeye başladı. Skorlarla beraber süreci iyi idare etmeye çalışıyoruz. İnşallah bir iki hafta sonra da süreçte daha iyi olup iyi yerlere çıkacağımızı düşünüyoruz. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 12-27, Erzurum 7-21, Sivas 9-27, Gümüşhane 11-29, Bayburt 7-27, Giresun 19-28, Elazığ 14-29, Tunceli 12-29, Bingöl 13-28, Malatya 15-29, Yozgat 11-26, Amasya 14-31, Kars 5-24, Van 10-23, Ağrı 7-25 derece. Dolar alış 5.72, satış 5.73. Euro alış 6.25, satış 6.26. 22 ayar altın bilezik alış 248.04, satış 250.55. Tam altın alış 1807.97. Yarım altın alış 93.98. Çeyrek altın alış 452.07'den işlem görüyor. Elit Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.